AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı 2021 yılı yatırım değerlendirme toplantısında birkaç yıldır Kayseri gündeminde olan otoban ve hızlı tren konularına değinerek çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Toplantı, AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri milletvekilleri, davetliler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kayseri'ye yapılan yatırımlardan özellikle ulaştırma ve altyapı ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. 19 yıllık bu iktidar döneminde bakanlığımız Kayseri'ye 7.6 milyar liralık yatırım yaptı arkadaşlar. Kayseri'de 2003 yılına kadar sadece çevresinde diğer illerle bağlantı yolu olarak 83 kilometre, bakın 83 kilometre bölünmüş yol varken bugün Kayseri'yi çevre illere bağlayan 651 kilometre çift yol yaptı. 1 metre bütünlü sıcak karşılıklı asfalt yok iken bugün 467 kilometre bütünlü sıcak karışım asfalt yapıldı. Artık Kayseri çevresindeki illere çift yolla birlikte bağlanmış oluyor. Bunun dışında özellikle kuzey çevre yolu AK Parti iktidar döneminde yapıldı. Çok çabuk unutuluyor bunlar. Güney Konuş yolu diye bahsedilen Garipçe OSB arasındaki bölünmüş yol da bu dönemde devreye alındı. 2022 yılında ve devamında yapılacak karayollarının faaliyetini istedim. Arkadaşlar dosyalar dolusu, çevremizde yapılacak yolların isimleri geldi. Emin olun şimdi okusam hepiniz sıkılırsınız. Ama şunu bilin, ilçe yollarımız dahil olmak üzere çevredeki illerimizde olan ufak tefek eksikliklerin de tamamı bu dönemde tamamlanıyor. Mesela Kayseri'nin otobana bağlanması için Kırşehir tarafındaki çalışmalar 3 ay kadar önce başladı. Kış şartlarında ne kadar sürerse bitecek. Allah izin verirse önümüzdeki dönemde Kayseri Ankara'ya yine 320 kilometrelik mesafeyle ama ortalama 100 kilometresi çift yol, BSK kaplama, 220 kilometresi de otobandan sağlanmış olacak. Aynı şekilde Nevşehir bağlantısı da yapılıyor. Orasını ben gidip gelirken devamlı ölçüyorum. Bir 15-20 kilometre daha uzuyor. Ama bu taraftan gidilirse aynı mesafe çok daha kısa sürede alınmış oluyor. Kayseri'ye ilk defa köprüler, viyadükler yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Mimar Sinan, Boğaz Köprü, Garipçe, Himmetdede, Bünyan, Pınarbaşı Sarız Köprülü Kavşakları, Tavlusun Viyadüğü, hep bu dönemde yapılan işler. Haliyle bizim Kayseri'nin beklediği ve sıkça sorulan, dillendirilen bir konu var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım projesi konuşulurken onu da söylemek lazım. O da hızlı tren. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde Kayseri'ye söz verdiler. Biz de bunun takipçisi olduk. Pandemi döneminde işler biraz aksadı. O dönemde dünya piyasalarında kredi bulma imkanı da zorlaştı. Ama çalışmalar devam etti. Özellikle Ankara-Kayseri hızlı trenin bağlanma istikameti olan Yerköy'e kadar olan 142 kilometrelik bölümün proje çalışmalarının tamamı bitti. Kredi çalışmaları tamamlandı. Buraya geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Savunma Bakanlarımızla geldiğimiz gün ihalesi yapıldı. Dosyalar alındı. Üzerinde karar verildi. Bir iki gün içerisinde karar verilen firma çağrılacak, imzalanacak ve ihaleyi alan firma belli oldu. Ortalama 1.1 milyar dolarlık arkadaşlar. Kaç liralık bir yatırım olduğunu herkes herhalde hesaplar. 1.1 milyar dolarlık. 15 trilyon liralık neredeyse bir yatırım Kayseri'ye geliyor. Kayseri'miz için hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim bir an önce inşaatın bitip de insanlarımızın kazasız belasız kullanmasını nasip etsin diye dua ediyorum. Bu konuda elbette ki Ulaştırma Bakanlığı ve ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Defalarca Memduh Başkanımla, Milli Savunma Bakanımızla, Taner Bey'le, gerek bakanımıza, gerekse Maliye Bakanımıza gittik geldik. Ama bütün yeni başlayacak yatırımların durdurulduğu bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettiğimde acaba yap işletme yapabilir miyiz diye bir model
çalışsak dedi. Doğru, 3 ay kadar çalıştım ben. Yapı işlet işini yapacak firmalar da var. Sonra onların teklifleri ve kamu için avantajları, dezavantajları masaya yatırıldı. Bunun bulunan krediyle yapılmasının daha doğru olacağı kanaati hasıl oldu. Bunun üzerine yeniden bu yöne yöneldik ve bu ihale yapıldı. Hiçbir tarafta ihale yapılmazken buraya emir vererek tavır koyan, arkasında irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum arkadaşlar.